Fernando Muslera için Meksika iddiası. Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı eldivenin Meksika ekibi Necaxa tarafından takibe alındığı öne sürüldü. Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Fernando Muslera takımdan ayrılabilir. Meksika basınından deneyimli eldiven için ilginç bir iddia geldi. Necaxa takımı yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor ve gözdelerinden birisi de Galatasaray'da kariyerinin sonuna geldiğine inanılan Muslera. İddialara göre Uruguaylı eldivenin menajeriyle bir görüşme yapıldı. Muslera'nın Meksika'da yaşamayı eğlenceli bulabileceği iletildi. 35 yaşındaki Muslera, 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray transferi kapa bildirdi. Aslan'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes'a kiralık olarak transfer oldu. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcumuz Mustafa Muhammed Ahmet Abdallah'ın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır denildi. 25 yaşındaki golcü futbolcu kiralık olarak satın alma opsiyonuyla Nantes'a transfer oldu. Galatasaray 250 bin euro kiralama bedeli ve 5 milyon 750 bin euro zorunlu olmayan opsiyonla transferde el sıkıştı. Mustafa Muhammed geçen sezon 41 maçta 8 gol 5 asistlik performans sergilemişti. Mısırlı golcü transfer sürecini tamamlamak için Sarı Kırmızılı ekibin kampından ayrıldı. Takım arkadaşları ve teknik ekip ile vedalaşan Muhammed, Sarı Kırmızılı ekibin konakladığı otelden ayrılırken bazı açıklamalarda bulundu. Konuşma esnasında gözleri dolan ve duygusal bir konuşma gerçekleştiren Mısırlı oyuncu yaptığı açıklamada, "Takımı, taraftarları ve teknik ekibi özleyeceğim. Bir yıllığına Nantes'a gidiyorum. Satın alma opsiyonları var. Kendim ve Galatasaray için en iyisini diliyorum. Umarım Galatasaray kupalar kazanmayı başarır." ifadelerini kullandı. Ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Avusturya kampında yaptığı transfer zirvesinin ardından takviyeler için gaza basan ve ard arda yaptığı anlaşmalarla imzalar için geri sayıma geçen Galatasaray'da yeni 10 numaranın kim olacağı merak konusu. Geçen sezon öncesi kadroya katılan Çıkaldao'nun bu bölgedeki performansından memnun olmayan ve Rumen oyuncuya kulüp arayan Sarı Kırmızılar, menajerinin yüksek ücret talebi nedeniyle João Pedro'dan vazgeçmiş ve yeni isimlere yönelmişti. Bu isimlerden en çok öne çıkan isim ise dünyaca ünlü yıldız olan Isco oldu. İmza parası ve maaş maliyeti için Real Madrid'den ayrılan ve hala boşta olan Isco'yu tercih eden yönetim, 30 yaşındaki İspanyol oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. Cimbom'dan Leo Dubois bombası. Galatasaray aradığı sağ beki Fransa'da buldu. Sarı Kırmızılar Lyon'da top koşturan Dubois için anlaşmaya vardı. Aslan yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı Kırmızılar için Leo Dubois ismi gündemde. Yönetim Dubois için kulübü Lyon ile anlaşmaya vardı. Galatasaray bu transfer için yaklaşık 2,5 milyon euro bonservis ödeyecek. Oyuncu tarafıyla da büyük ölçüde anlaşan yönetim son detaylar üzerinde görüşme halinde. 2014-15 sezonunda adım attığı Nantes kulübünde farklı altyapılarda 3 sezon geçiren Dubois, Temmuz 2018'de Olympique Lyon'a transfer oldu. 1.78 boyundaki sağ bek Lyon formasıyla 128 maçın 113'ünde sahaya ilk 11'de çıktı. 6 gol ve 25 asistlik katkı sağladı. Fransa milli takımıyla da 13 kez görev yapan 27 yaşındaki Dubois'un piyasa değeri ise tam 10 milyon euro olarak belirtiliyor. Sol bekte de oynayabilen yıldız oyuncunun Lyon ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona eriyor. Galatasaray Diawara için vites yükseltti. Okan Buruk önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray orta saha oyuncusu arayışlarına devam ediyor. Sarı Kırmızılar 2019 yılında Roma'ya transfer olan Amadou Diawara'yı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Orta sahaya takviye için listedeki isimlerden biri olan Amadou Diawara kulübü Roma tarafından kampa götürülmedi. İtalyan ekibinin Portekiz'de yapacağı kampın kadrosuna teknik direktör Jose Mourinho yineli orta sahayı dahil etmezken başkent ekibinin bu oyuncudan 5 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. 2019'da Napoli'den 21 milyon euro bedelle alınan 24 yaşındaki futbolcunun başka talipleri de bulunuyor. Galatasaray cephesi ise geçtiğimiz sezondan bu yana gündemde olan 24 yaşındaki oyuncunun işini bu kez bitirmek istiyor.
Amadou Diawara Serie A'da çıktı. 127 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten golcü transferinde ters köşe. Cimbom'da yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Sarı Kırmızılar teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Buruk, hazırlık maçlarının ardından transfer sinyali verdi ve yaptığı açıklamada Marcano'nun olduğu bölgeye, orta sahaya, ön tarafa birçok bölgeye transfer yapmamız gerekiyor. Eksiklerimizi çok net şekilde görüyoruz. Bu anlamda çaba harcıyoruz. Bunları tamamlayacağız ifadelerini kullandı. Yeni sezonda kaliteli bir kadro oluşturmak isteyen yönetim transferde gaza basma kararı aldı. Transfer görüşmelerini Cenk Ergün yürütürken son kararı ise Başkan Dursun Özbek veriyor. Bu doğrultuda Galatasaray'da forvet arayışları devam ediyor. Listesinde birçok isim bulunan Aslan, golcü transferinde bombayı patlatmak üzere. Başkan Dursun Özbek ve transferden sorumlu isimlerin gizli yürüttüğü transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cimbom Kamerunlu golcüyü Türkiye'ye yeniden dönmesi için ikna etmeyi başardı. Forvet transferinde birçok isimle görüştüğü iddia edilen Galatasaray'ın hedef şaşırttığı ve transferin ilk gününden bu yana Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katma peşinde olduğu öne sürüldü. Suudi Arabistan takımlarından El Nasr'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun El Nasr'da yüksek bir ücret kazanmasına rağmen mutsuz olduğu belirtildi. Aslan Aboubakar'a yıllık 3 milyon euro seviyelerinde bir ücret teklif etmeyi planlıyor. Vincent Aboubakar El Nasr formasıyla çıktığı 27 maçta 9 gol 4 asistlik katkı sağladı. Ancak taraftarlar sosyal medyada yapılan yorumlara göre bu transfer konusunda huzursuz. Haris Seferovic Galatasaraylı oluyor. Forvet arayışları doğrultusunda listenin bir numarasına Haris Seferovic'i koyan Galatasaray operasyonu tamamlamak üzere harekete geçiyor. 30 yaşındaki santrforla büyük ölçüde anlaşan Sarı Kırmızılar bu hafta Benfica ile masaya oturarak işi bitirmeye çalışacak. Galatasaray'da golcü harekatı hız kazandı. Sarı Kırmızıların forvet adayları arasında ilk sırada yer alan Haris Seferovic için bu hafta Portekiz'e çıkarma yapılacak. Menajeri vasıtasıyla büyük ölçüde anlaşma sağlanan İsviçreli santrforun satın alma opsiyonuyla beraber kiralanması hedefleniyor. Daha önce Benfica ile görüşen Galatasaray yönetimi Portekiz kulübünden gelen yeşil ışık üzerine yeniden harekete geçiyor. Sportif AŞ yöneticisi Erdem Timur'un birkaç gün içinde Portekiz'e giderek Seferovic'i önce Türkiye'ye ardından Avusturya'ya götürmeyi planladığı öğrenildi.